Merhabalar, bu videoda size okuduklarımızı nasıl hatırlayabileceğimizi anlatacağım. Ben Çağrı. YouTube'a biraz ara vermiştim ama merak listesinde ve nasıl alışkanlıklar kazanırsın podcastlerle üretmeye devam ediyorum. Ve LinkedIn'de her gün biraz böyle üzerine düşünmek için ya da farkındalık oluşturmak için belli içerikleri paylaşmaya çalışıyorum. Aynı zamanda öğrenme tasarımcısıyım ve eğitimler veriyorum. Ve eğitimlerimde sık sık okulum kitaplarından ya da düşüncelerden ya da farklı kişilerin anlattıklarından alıntılar yapıyorum. Podcastlerden örnekler veriyorum. Kendi podcastimi hazırlarken de buna dikkat ediyorum ve bu şekilde paylaşımlarda bulunuyorum. Bu nedenle sık sık bana söylenen şey ya Çağrı bu kadar çok şeyi nasıl hatırlıyorsun, nasıl biliyorsun? Aslında hatırlamıyorum. Bu yüzden bazen gerçekten komik ve bazı şeylerde de hiç başkasının yaşamasını istemeyeceğim şeylerde yaşadığım oldu. Ve bu nedenle de kendime şu soruyu sordum. 2017 yılında ilk böyle sorduğum net bir olay yaşadım. Şu soruyu sormuştum. Peki ben okuduklarımı nasıl sürekli hatırlayabilirim? Bunun üzerine araştırmaya başladım, okumaya başladım. İnsanları izledim, ne yaptıklarını baktım, taklit ettim, denedim ve sonra kendime bir sistem oluşturdum. Ama 2017 olanından bahsetmem lazım. Ben çok fazla kitap okumayı seviyorum. Gerçekten çok keyifli geliyor ve biraz geç başladım. Lisenin başındayken yurtta kaldığım süreçte kitap okumayla tanıştım. Ondan öncesinde çok az kitap okumuştum. Ve ondan sonra kitap okumayı çok sevmeye başladım. Okumak, altını çizmek, yorum yapmak çok keyifli geliyor bana. 2017 yılında ise şöyle bir şey yaşadım. İstiklal Caddesi'ne yürüyordum. Ben çok fazla kitapçıları gezmeyi severim yani. Birilerini beklerken boş vakit geçirmek istediğim zaman. Ve yeni kitaplar gördüğümde de onları biraz için içip okurum. O dönemde de Barış Müslecan Perk Efsaneleri kitap serisini okumuştum. Ama üzerinden böyle 6-7 ay geçmişti. Yani biraz üzerinden geçmişti. Böyle 3 kitabını okumuştum. 4.yi bekliyordum okumak için. Ve yeni bir kitap yazar mı diye de merakla bekliyordum. Mephisto'ya girdim İstikal Caddesi'nde belki biliyorsunuzdur. Kitapları karıştırırken bilim kurgu ve fantasi kısmına geldim. Bir baktım Barış Müslah bir tane kitabı kalmış. Hemen aldım baktım ki ismi ve kapağı tanıdık gelmediği için çok az göz gezdirdim. Aa dedim ben bunu okumamışım. Herhalde yeni kitabı çıktı. heyecan aldım kasa ettim ödemesini yaptım. Hemen bir kafeye doğru gittim. Kafede belki biliyorsunuzdur Hazapula Pasajı'nın içerisindeki Mustafa amca cinse gittim aslında. Çayımı söyledim. Pardon çay da değil. Kimimi söyledim. <laughs> ve kimi söyledikten sonra kitabı aldım. Okumaya başladım. Bir taraftan okuyorum ve bir taraftan da ya ben bu sanki hikaye çok tanıdık geliyor. Ya ben bunu nereden hatırlıyorum? Allah Allah falan deyip kendime sürekli bu soruları soruyorum. Ve bilmiyorum nereden hatırladığımı. Sonra yüzüncü sayfaya falan geldim. Baktım. Ya dedim bu kitap çok tanıdık ben bu karakterleri ne yapacağım nasıl bilebiliyorum böyle. Sanki bu yaşadım gibi. Sonra hemen interneti açtım. Barış abla Aplıoğlu'nu yazdım. Yeni kitabı çıkmamış. Bir baktım Perk Efsaneleri Z'sinin birinci kitabını ben tekrar <laughs> Ve kendime çok güldüm. Sonra Mephisto'ya gittim anlattım durumu ve kitabı değiştirdiler sağolsunlar. Yeni bir kitap aldım. Yok <laughs> gün kitabın altını çizmediğim için çok şanslıyım. Ve o gün bu soruyu gerçekten sorup artık okuduğum kitapları hatırlamaya ve bunları kategorize edip aslında gruplandırmaya ihtiyacım olduğunu fark ettiğim andı. Belki siz de böyle yaşamışsınızdır ya da okuduğunuz kitapları nasıl daha iyi hatırlayacağınızı düşünmek istiyor olabilirsiniz. Bence bu çok normal çünkü çok fazla kitap var. Okuyoruz ve bazı kitapları belli dönemler tek okumak da çok keyifli. Ben mesela bazı kitapları tekrar okumayı çok seviyorum. Altın çizdiğim noktaları neden çizmişim? Acaba o ara ne düşünüyordum? Bunlar benim çok güzel sorular. Ama Hani bunun yanında da ben bunları nasıl hatırlayabilirim? Ben nasıl bir sistem kurdum bu yaşadığım durumdan sonra? Hadi gelin bunu anlatayım size. Ben kitap okurken her altını çiziyorum. Kitabı açıp altını çizmek, yanına notlar almak benim için gerçekten çok keyifli şeyler. Bazen yanına küçük böyle işaretler koyuyorum. Bazen gerçekten yazılar yazıyorum, düşünler yazıyorum, etiketler koyuyorum. Şimdi hep bunu yapıyordum ama bu benim hatırlamamı sağlamıyordu. Ve sonra fark ettim ki ben bunları bir yere aktarmam gerekiyor. Bir not yazmam gerekiyor. Önce ajanda aldım. Ajandayı notlarımı yazdım. Yani kitabın hakkından aldığım notları, altını çizdiğim şeyleri ajandaya aktarıyordum. Çok güzeldi. Ama sonra o ajandayı tekrar baştan sona okumam gerekiyordu. Örneğin mesela bu kitap İstila içerisinde çok güzel düşünceler var. Mesela açıp bakalım. Mesela ben burada bir tane cümle gördüm. Çünkü gayet iyi biliyorsun ki bu da geçecek. Daha önce neler geçmedi ki. Şimdi ben bu cümleyi belki hatırladım ama nerede olduğunu bilmiyordum. Oraya belki sayfasına not aldığım zaman kolay olabilir ama Ajanda içerisinde benim bunun yerini bulmam oldukça zor oluyordu. Tekrar okumam gerekiyordu notlarımı. Son dijital tarafa geçtim. Evernote kullanmaya başladım. Evernote telefonda da olduğu için çok güzel bir entegrasyon sağlıyordu. Kitap okuduktan sonra oturup Evernote'da notlarımı yazmaya başladım. Kitap ne hakkında, ne düşünüyorum, hangi noktasını not almışım, sayfa numarasını ve benim için aslında oradaki önemli noktalar nelermiş, bana ne düşündürtmüş etikette koyuyordum. Bu çok sistemli bir şekilde işe yaradı. Bir sene sonra Evernote bana yetmemeye başladı. O sırada Notion'a geçmeye karar verdim. Notion'a geçerken de birkaç tane kitap taslağı buldum. Kitapları nasıl not alırlar, neler önemliymiş onlara baktım. Bunlar da benim için çok önemli geldi çünkü çok iyi hissettirdi. Ve şu an yaptığım ve hatırlamamı sağlayan en güzel sistem şu oldu. Kitabı okuyorum, altını çiziyorum. Kitap bitene kadar da böyle devam ediyorum. Ve genelde kitapları okurken de oturduğumda 25 sayfa, 30 sayfa okuyacak şekilde oturuyorum. Bazen bölümler buna denk geliyorsa çok daha işimi kolaylaştırıyor. Ve genelde bazen her bölüm sonrasında bazen de kitap bitene kadar bekliyorum. Eğer kitabı dışarıda okuyorsam ve yanımda kalem yoksa altını çizemiyorsam Evernote'da genelde fotoğrafını çekip yüklüyorum ya da istediğim cümleyi tekrar Evernote'da yazıyorum kitabın altına. Sonra onların hepsini gelip bilgisayarımın başına geçip Notion'a aktarmaya başlıyorum. Notion'a aktarırken de kendime belli bir template yarattım. Yani bir taslak yarattım. Bu taslağı hatta açıklamalar kısmında paylaşıyorum. Yani Notion kullanmıyorsanız Notion hesabı açıp bu taslağı kendinize benim aldığınız linkteki üzerine tıklayıp duplicate edebilirsiniz. Yani çoğalt diyerek kendi hesabımıza aktarabilirsiniz ve istediğiniz gibi kullanabilirsiniz bunu. Bu taslakta şey çok güzel geliyor bana. Zaten taslak zaman görüyorsunuz işte. Önce bir üç cümlede kitabı anlat diye bir kısım var. Burada ben kitabı üç cümlede özetlemeye çalışıyorum. Ardından kitapta en beğendiğim 3 tane alıntıyı yazmaya çalışıyorum. Genel çok fazla olduğu için 3 tane seçmek zorluyor. Ama bu aslında kitaba dair olan hatırlama şeyimi arttırıyor. Ve bunu önde görmek bana çok iyi geliyor soruyorum. Ben bu kitapta aldığım düşünceleri nerede kullanabilirim? Bir podcast için mi üretebilirim? Yani podcast anlatabilir miyim bunu? Bir eğitime mi koyabilirim? Yoksa bir içerik oluşturup paylaşabilir miyim sosyal medyada? Bununla ilgili düşüncelerimi yazıyorum. Ve bu ilk sayfada hemen görebildiğim için de daha sonrasında tekrar bu kitaba döndüğüm zaman, kitap notlarına döndüğüm zaman bana güzel bir hatırlatma sağlıyor. Ardından da bölümde kitabın bana kattıklarını soruyorum ve bununla ilgili yorumlarımı yazıyorum. Bu sayede aslında kitabın okurken bana ne kattığını tekrardan bir gözden geçirmiş oluyorum. Ben de nasıl bir his bıraktı, ben de hangi duyguları bıraktı ve aslında neler hissediyorum o kitaba karşı ve bunlara düşünceleri dökmeye çalışıyorum. Bu da çok önemli oluyor çünkü kitapla kendi aramda bir bağ kurmamı sağlıyor ve daha uzun süre hatırlamama da destek oluyor. Ve ardından gelen kısım ise özet ve notlar. Kitap içerisinde bölümleri ayırarak notlarımı ve kitaptaki aldığım aslında her şeyi, altın çizdiğim her şeyi buraya aktarıyorum sayfalarla beraber. Ve bu sayede kitapla ilgili bir şey hatırlamak istediğimde burada görebiliyorum. Tabii Notion'da yani online bir tarafta bunu tutmanın en güzel yolu da hemen bir bir arama şeyine bastığınız zaman, CTRL F'e bastığınız zaman hemen istediğiniz kelimeyle arama yapabiliyorsunuz. Tabi not alırken de genelde ben etiketler kullanmayı tercih ediyorum. Yani düşüncenin üzerine mesela baktığım zaman duygu dedim biraz önce. Oradaki yazılan şey duyguyla ilgili ise duygu, duygu hashtag'i koyuyorum. Güçle ilgili ise ki podcast'in diyenler bu arada çok fazla güçten bahsettiğimi bilir. Güç etiketini koyuyorum. Yani aslında kendi içimde küçük etiketle oluşturarak bulmayı kolaylaştırıyorum. Ve bu benim için çok yararlı oluyor. Tabi bir de bu yaptığım şey sadece kitapları yapmıyorum. YouTube videolarını yapıyorum, podcastları da yapıyorum. Özellikle podcast zaman yürürken dinliyorum. Ve dışarıda dinlerken notlar almak oldukça zor podcast içerisinde. Ve bu yüzden durdurup hangi dakikadaysa onun notuna Evernote'a yazıyorum. Bazen cümleyi yazıyorum. İçerisinde kavramlar vardı, her ilgimi çekti yazıyorum. Ardından da yine eve döndüm. Eğer vaktim, halim varsa başlıyorum bunların notunu geçmeye. Yoksa da sabah güne başlarken kahvemin eşliğinde podcast ile ilgili olan notlarımı yazmaya başlıyorum. Bu sayede hem izlediğim, dinlediğimi, okuduğum şeyleri hatırlamam kolaylaşıyor. Hem de o bilgilere erişmek istediğimde çok hızlı bir şekilde erişebiliyorum. Bu videoda sizinle paylaşmak istediğim okuduklarımızı nasıl hatırlayabiliriz sorusunun cevabı benim için bu. Kurduğum bu sistem sayesinde ben çok daha uzun süre hatırlayabiliyorum. Ya dediğim gibi hatırlayamasam bile en azından aratıp o çok daha hızlı bir şekilde erişebiliyorum. O yüzden bu benim için çok yararlı bir sistem. Siz nasıl okuduklarınızı hatırlıyorsunuz? Sizin farklı kullandığınız bir sistem varsa ya da benim taslamı gördükten sonra önereceğiniz bir şey varsa çok mutlu olurum. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Sosyal medya (Instagram'dan Küpeli Çağrı ya da Twitter'dan Küpeli Çağrı) üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Söyleyebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Tabii ki de YouTube kanalıma abone olmayı, hatta Meraklı Ses Podcast'mı takip etmeyi Spotify'dan ya da Apple'dan unutmayın lütfen. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.